Merhabalar, tekrar Kampanya TV'de beraberiz. Saat 12 ve doğum konuşmak üzere tekrar sizlerin karşısındayım. Şimdi bir yandan da alıştığınız üzere telefonumu da organize etmeye çalışıyorum ki sorularınızı görebileyim diye. Yarından itibaren evdeyiz. Resmi tatilden dolayı sokağa çıkma yasağı bir 4 gün kadar uzatıldı. Bu Kampanya TV'nin yayın akışında bir değişikliğe sebep olmayacak. Sadece Alle Klinik içinde kullandığımız bu stüdyo düzenini maalesef devam edemeyeceğiz. Ama aynı saatlerde, aynı programda tüm eğitmenlerimiz eğitimlerini bu kez kendi evlerinden canlı yayınla sizlerle buluşturacak. O yüzden canlı yayın akışımızda herhangi bir sıkıntı olmayacak, içeriklerde herhangi bir sıkıntı olmayacak. Perşembe ve Cuma gününün son iki günümüzü bu şekilde tamamlayacağız. Belki görsellik ve internet gücü açısından, çünkü burada güçlü bir altyapı da kurmaya çalıştık. Görüntü size iyi yansısın diye uzun canlı yayınlar yapıyoruz. Ve içerik konuştuğumuz için insanların donma ve ekranın akışkanlığını kaybetsinler istemiyoruz. Evde biraz bunlarda zorlanabiliriz ama yine de faydalı olacağını düşündüğümüz için devam edelim dedik. 15 günlük, 2 haftalık toplam 10 yayın gününün bugün 8. yayın günümüz. Yarın 9 ve 10. günü tamamlamış olacağız. Umarım herkes için keyifli bir süreç olmuştur. Biz programı hazırlarken de tabii hepimizin günlük hayatta, şimdi saat 12, işte telefonla konuşmanız gerekebiliyor, evde bir işi yapmanız gerekiyor, işte yarından sonra evdeyiz, belki markete gitmek zorunda kalıyorsunuz. Anne adaylarımız, bebekleri olanlar, gebelik isteyenler, herkesin kendi hayat akışında farklı farklı yönetmek zorunda olduğu şeyler var. Dolayısıyla aynı konuları farklı içerikleri de zenginleştirerek defalarca programa ekleyelim ki böyle birini kaçıran bir anne adayı diğer bir konuşma sırasında tekrar buna benzer konuları dinleyebilsin istedik. Bunu hem bebekle ilgili Betül'de de yaptık. İşte alt değiştirme dedik, yeni doğan bakımı dedik, işte emzirme dedik, meme bakımı dedik, birbirine paralel şeyleri hafta içinde bir iki kez veya iki hafta içinde birkaç kez tekrar size anlatmasını sağladık. Doğumda da aynı şekilde hem Gürcan ve Gülten olsun, doğum eğitmenleri, sevgili doğum eğitmenler arkadaşlarım, hem ben, hem Alle'deki diğer doktor arkadaşlar, işte ağrısız doğumu anlattı, ben epidurali anlattım, birbirine çakışabilecek konuları farklı bakış açılarından, farklı eğitmenlerden konuştuk. Nefes anlattı Gürcan, ben bugün annenin doğuma katkısını anlatacağım size, ben de akılmayı anlatmıştım hatırlarsınız geçen hafta. Konuları böyle tekrarlayarak bir şekilde pekiştirici özelliğini arttırmaya çalışıyoruz. Şimdi birkaç dakika bekledik. Bugün sizden gelen talep üzerine eğer ki akışta bir sıkıntı yaşamazsak yorumu hiç kapatmayacağız. Daha çok soru cevaplandırmaya çalışacağım. Daha çok sizle beraber interaktif olmasına özen göstereceğim. Şimdi bir yandan da şöyle bir tarıyorum. Size gelen görüntüde bir sıkıntı var mı? Çok teşekkür ederim demişsiniz. Faydalı olduğunu belirtmişsiniz. Gerçekten bu bizi çok mutlu ediyor. Ben bir iki dakika daha beklemek istiyorum. Neden mutlu ediyor? Çünkü şu anda burada bugün bu tüm çekimler için yaklaşık 10 küsür insan emek veriyor. Evinden emek veren arkadaşlar var. Konuşmacı olarak burada olan arkadaşlar var. Şu anda sizin kameraların arkasında görmediğiniz arkadaşlarımız var. Bu büyük bir emek. Bundaki amacımız da sizlere ulaşmaktı. Evdeki stres altındaki anne adaylarına bizim kamplarda düzenlediğimiz o aurayı, hani bir şekilde kampın verdiği o duygusal ve bilgi içeriği açısından katkıyı sağlayabilmekti. Tabii ki kamplarda çok başka oluyor, onu da söyleyeyim. Çünkü beraber yürüyüş yapıyoruz, beraber yemek yiyoruz, kahveyi içerken bir şeyler konuşuyoruz. Hani anne adayları tek başına değiller, birbirleriyle beraberler. Kampın yeri başka ama bu koşullar altında da küçük de olsa katkı sağlayabildik diye umuyorum. Yayınlar kaydedilecek mi diye sormuşsunuz. Yayınları kaydetmeye başladık. Geçen haftaki yayınlardan itibaren başladık. Yüklüyoruz. Şu andaki dinlediğiniz gibi Instagram'daki canlı yayın formatında yüklüyoruz. Ama şu anda ben 4 kameraya birden bakıyorum. YouTube için de çekim yapıyoruz.
YouTube için yaptığımız çekimleri editleyerek daha kaliteli bir şekilde sizlerle Kampanya'nın sayfasında, Kampanya TV adı altında yayınlayacağız. O yüzden lütfen Kampanya'nın YouTube kanalına da abone olun. Ama Instagram yayınlarımız da Nisan ayı boyunca sizlerle beraber olacak. Özür dilerim. Bu arada DM'den sorulan sorulardan da gideyim. Sonra da yavaş yavaş konuma gireceğim. Kampanya TV bu formatta devam edecek mi diye sormuşsunuz. Aslında işte biraz önümüzü göremiyoruz. Pandemiyi göremiyoruz. Kampları ne zaman yapacağımızı göremiyoruz. Hani biz bir şekilde size yine destek vermeye, elimizden geldiği kadar bildiklerimizi, tecrübelerimizi anlatmak için bu platformları kullanmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla Kampanya TV de sadece kartlar anlamında söylemiyorum, dijital anlamında söylüyorum, devam edecek. Şimdi gelelim doğumda annenin katkısı. Bir öncekinde doğumda doktorun katkısını konuşmuştuk. Epidural anestezden bahsetmiştim, ağrısız doğumdan bahsetmiştim. Sezaryanda epidural, spinal, normal doğumda hiç yapmayabiliriz ama epiduralden bahsetmiştik. Suni sancıyı nasıl kullanacağımızdan bahsetmiştik. Doğumu hızlandırmanın veya başlatmaya çalışmanın ne kadar dezavantajlı olabileceğinden bahsetmiştik. Dikişsiz doğum nasıl yaparız? Lokal anestezi ne zaman uyguluyoruz? Bunların hepsini konuşmuştuk. Bugün ise annenin rolünü konuşuyoruz. Bu arada şu anda bir doğum takip ediyorum. Sevgili Gürcan başında doğumda yarımladık. Bizim son Kampanya etkinliğinde katılan anne adaylarımızdan biri tam beklenen doğum tarihinden 3-4 gün geçti ki, yani 40 haftayı doldurdu ki doğumu başladı, gece başladı. Bir yandan da o hikayeyle beraber birleştirerek anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi anneler doğurmak ister, anne olmak ister. Bir yandan anne olmak isterken bir yandan ürker. Neden? Çünkü işte üst jenerasyondan, daha önce bahsettiğiniz gibi filmlerden, sosyal hayattan edindiği doğumla ilgili negatif bilgilerden dolayı korkar. Ağrı çekmekten korkar, yapamamaktan korkar, hata yapmaktan korkar. Aslında biz doktorlar olarak, doğum doktorları olarak ve doğum eğitmenleri o işte Hürcan'dan, Gülten'den, Cavide'den, Nurdan'dan, Nezife'den bahsediyorum. Birçok arkadaşımız var, bizlere çalışan veya çalışmayan doğum eğitmenleri arkadaşlarımız var. Aslında biz ekip olarak bizim görevimiz anneyi bu konuda rahatlatmak. Neden? Çünkü anne bir şeyleri yapmakla yükümlü değil. Anne zaten bir şeyleri yapabilecek güçte. Anne adayı hiçbir şey bilmese bile, bu eğitimlerin tamamı olmasa, kamplar düzenlenmese, hayatınızda doktorunuz olmasa bile siz doğum yapabilirsiniz. Doğum doğal bir süreç. Buradaki her konuşmamda, bu benim Kampanya TV'deki 5. doğumla ilgili konuşmam, her seferinde ısrarla vurguladığım bir şey var ki doğumu yapan doktor değil ebe değil, doğum yapan annedir. Her anne memelilerin tamamında yüzyıllardır doğum dediğimiz fizyolojik süreci güvenli yaşayabiliyor. Bir fil, bir daha evcil düşünelim, bir inek, bir koyun doğum yaparken herhangi bir bilgiye sahip olmadan bunu çok rahat yapabiliyor. Tabii ki doğum başladığında, kasılmaları başladığında ki onlarda gebelik gibi bir içgörü de yok, farkındalık da yok. Dolayısıyla kasılmalar başlayınca ürperiyor, kasılıyor, korkuyor, göz bebekleri büyüyor, kalp atışları hızlanıyor. Ama doğum kendi kendine ilerleyip başarıyla gerçekleşiyor. Sonra kendi kendine memeli onu alıyor. Koruması gereken işte kimisi yalayarak ısısını korumasını sağlıyor, kurutuyor. Kimisi üstündekileri kordonunu bambaşka şekilde ayırıyor. İşte kedileri belki görüyorsunuz evinde beslenenler. Sonra bebeğini alıp emziriyor. Aslında tamamen hormonlar, tamamen içgüdüler bütün bu süreci yönetiyor. Sizde de böyle olur. Hiç merak etmeyin. Günümüzde Google tabii ki çok önemli katkısı var. Eğitimlerin tabii ki tartışılmaz katkısı var. Ama bir yandan da şöyle de bir hissiyat veriyor. Ben bunları öğrenmedim. Şimdi öğrendim. Daha öğrenmem gereken çok şey var. Bilmediğim de bir sürü şey var doğal olarak. Dolayısıyla hata yapabilir miyim? Bilgim eksik kalabilir mi? Eksik bilgimden dolayı bir şeyleri eksik yapar mıyım? Hayır. Siz hiç bilmeseniz yaparsınız. Buradaki bilgiler sizi rahatlatmaya yönelik aslında. Öyle olmalı ya da. Yani burada şunu şöyle yaparsan böyle olur, nefesini böyle tutarsan iyi olur, böyle tutmazsan kötü olur gibi bir algı aslında anne adayını
yapamadıklarını daha ön planda tutarak strese sokuyor. Siz hiçbir şey yapmasanız. Doğum katkısını doktorun bahsetmiştik. Diyelim ki kasılmalar başladı. Rahim ağzı hatırlarsanız önce inceleyecek demiştik. İnceldi, güzel güzel açıldı. Ağrılarınız başladı. Ağrılarınız başladığında ağrınızı dindirdik. Odanızda oturuyorsunuz, televizyon seyrediyorsunuz. Hiçbir şey de yapmıyorsunuz. Bıkılma hissiniz geldi. Belki iyice aşağı indiğinde bağırsakları bası yaptığı için kendinden bıkılma hissi gelecek. Artık rahim ağzı tamamen açılmıştır ve bebek aşağı iniyordur. O yüzden büyük tuvaletiniz varmış gibi gelecektir. Bu dönemlerde istemsiz bıkılmalar olur. Ama onun dışında siz hiçbir şekilde katkı sağlamak için hiçbir şey yapmadınız. Gene doğurursunuz. Yani tarladaki anneannelerimiz hala o koşullarda yaşayan dünyanın değişik bölgelerinde bir sürü insan doğurmuyor mu? Doğumda onların nefesini tutmak, aldığından iki katı sürede üflemek, işte nasıl ıkınacağını biraz sonra anlatacağım şeyleri yapmak gibi bir hükümlülüğü var mı? Yok. Bunları yapmak sadece doğumunuzun son aşamasını biraz kısaltır. Biraz da sizin eğer sancı çekiyorsanız nefesinizi iyi kontrol ederek o hissiyatı, o ağrı hissiyatını azaltmayı sağlar. Ama doğumunuzu ıkınmadan da hiçbir katkı sağlamadan da yaparsınız. Dolayısıyla panik yok. Anne adaylarının yanlış yapma korkusuna gerek yok. Hep duyuyoruz. Bilmiyorum hani belki sizlerin de bu konuda böyle deneyimleri olmuştur, sözel deneyimleri olmuştur. Ya arkadaşım ıkınamamış, bir türlü yapamamış, sezeryan olmuş. Veya işte iyi ıkınamadığım için bebeğime zarar verebilir miyim, oksijensiz kalır mı? Bebek kanalda sıkışır mı? Şimdi arkadaşlar, bebek doğum kanalında nefes almıyor ki. Bebek aslında göbek kordonundan besleniyor. Ve bebek göbek kordonundan beslenirken doğum kanalına girdiğinde evet ağzı burnu doğum kanalına yapışmış oluyor. Ama göbek kordonu hala içeride ve güvenli. Dolayısıyla bir bebeğin göbek kordonu içeride olduğu için doğum kanalını ne kadar beklediğinin aslında bir önemi yok. Biz çok uzamış doğumlarda artık kanalda ilerlememesinden dolayı tedirgin olup acaba sezaryen yapsak mı yapmasak mı ilerlemeyen doğum mu diye düşünüyoruz. Yoksa bebeğin oksijenlenmesini zaten takip edebiliyoruz, hiç korkmayın. Dolayısıyla becerememek, ıkınamamak, gereğini yapamamak böyle bir korkuya gerek yok. Her anladığı çok gerekeni yapmıştır, yumurtlamıştır, rahiminde bebeğini büyütmüştür. Düşünsenize mandalina kadar olan rahiminiz büyümüştür. Koskocaman bir karpuz 50 santim çapında 8,5 kiloluk bir ağırlık yaşıyorsunuz doğmaya. Zaten gereken her şeyi yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada çok net bir ifadeyi altına çizerek bir annenin doğuma katkısı olabilir. Hatta katkısı olması muhtemeldir ama zararı olamaz. Süreci rayından çıkartacak bir hata yapamaz. İşte doğru pozisyonda duramadım, acaba ondan mı doğuramadım? Ağrım çok kıvrandığım için bir türlü doğma kanalına giremedi bebek. İşte ben iyi nefesimi tutup ıkınamadığım için bebek ilerlemeyi durdurdu. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi hiçbir şey yapmayın. Alın kahvenizi bekleyin, o bebek yine doğacak. Ama yarım saat, 45 dakika geç doğar ama mutlaka doğar. Peki, öncelikle bu vurguyu yeterince yaptığımızı düşünüyorum. Korkmayın, yanlış yapmazsınız. Korkmayın, sizi endişeye sürüklenmenize izin vermeyin. Elinizden gelin, biraz sonra anlattıklarımla elinizden gelin yapmaya çalışın. Ama bir parça işinde keyfini çıkartın. Anne oluyorsunuz, kavuşmaya az kalmış. Olayı böyle değerlendirin. Peki, öncelikle doğumun nasıl başladığını konuşmuştuk geçen hafta çarşamba günüydü. Doğum, işte kasılmalar mı, soyum gelecek, bunları tekrar konuştuğum için bir kez daha üstüne geçmeyeceğim. Önceki yayınlarda zaten var, oradan izninizi rica edeceğim. Hastaneye geç yatacağız demiştik. Mesela şu anda bir tane doğumdan takip ettiğimizden bahsetmiştim. Hastam kasılmaları gece başladı. Bekledik. Artık iyice böyle yüzü düşmeye başlayınca hastaneye gönderdim. Sadece durumunu tespit edelim diye. Ama yatırmayabilirdim. Ama rahim ağzı o kadar güzelmiş ki gün içinde ilerleyeceğini ve doğuracağını öngördüğümüz için hastaneye yatırdık. Çünkü hastaneye erken yatırmayı sevmiyoruz. Eğer ki mesela gene dün gece bir tane daha doğumum başladı, onu kliniğe çağırdım. Çünkü onun gün içinde doğuracağını düşünmedim. Dolayısıyla hastaneye erken yatmayacağız. Hastaneye erken yattığımızda yapamıyorum veya ilerlemiyor, iş zora geliyor. Acaba iş ters mi gidiyor, psikolojisi daha çok oluyor. Aynı şekilde hastaneye geç yapmak gibi doğumhaneye de erken gireceğiz. Bir anne adayı doğumuna 1 saat, 2 saat, 3 saat kala doğumhaneye inerse
Orada ıkın ıkınmak eforlu bir şeydir. Yorucu bir şeydir. Nefes ve bütün kaslarınızı kullandığınız bir şeydir. Halı sahada futbol oynamak bir saatte nasıl sizi yoruyorsa erkekler veya hafta sonu kayağa gittiğinizde nasıl yoruluyorsanız 20 dakika koştuğunuzda veya biraz ağırlık kaldığınızda günlerce nasıl kaslarınızda ağrı hissediyorsanız ıkınma da zorlu bir efordur. Dolayısıyla 3 saat boyunca gereksiz doğumhanede durmak ve bu eforu göstermek bir yerden sonra yorgunluğa, mental yorgunluğa, kas yorgunluğuna ve motivasyon kaybına sebep olacak. Dolayısıyla doğumhaneye iniş de bebeğin saçını gözükeceği son yarım saat içinde olduğu mümkünse. Tabii bunu her zaman siz organize etmiyorsunuz. Doktor arkadaşlar burada daha süreci yöneten arkadaşlar biz oluyoruz. Ama doğrusunu en azından bilmek lazım. Peki, şimdi biz anne olarak doğumda 3 aşamayı yaşayacağız dedik. Biri rahimin hazırlık aşaması, hazırlık ağrıları, halk arasında yalancı doğum kasılmaları dediğimiz kasılmalar. Bunlar bizim için hastaneye gitmek için bir sebep değil. Takipleri sıklaştırıyoruz. Rahim ağzı yavaş yavaş yumuşuyor, doğuma hazırlanıyor. Bu günler hatta haftalar sürüyor dedik. Sonra şu anda iki hastamda olduğu gibi kasılmalar ritmik oluyor. Biz artık yavaş yavaş hastaneye gidecek durumda oluyoruz. Doğumun ne kadar yaklaştığına bağlı. Suyu geldiğinde, ağrısı olduğunda hastaneye gidiyoruz. Durabildiğimizde evimizde duruyoruz. Hastaneye gittiğimizde artık kasılmalarımız düzenli. 3 dakikada, 5 dakikada bir geliyor ya, bu dönemlerde asla ve asla annelerin yapması gereken hiçbir şey yok. Yiyeceksiniz, içeceksiniz, ondan sonra yürüyüş yapacaksınız. Tabii ki normal hayatınıza aynen devam edeceksiniz. Saatlerce aç kalmak da yok. Ne zaman anne doğuma katkı sağlayacak? O ana kadar annenin doğuma katkısı kendini korumak olacak. Yani fiziksel ve ruhsal kondisyonunu yüksek tutmak olacak. Yani bir şekilde motivasyonunu yüksek tutmak olacak. Katkınız bu olabilir. Ama ne zaman ki bebeğin başının önündeki rahim ağzı önce inceldi, sonra iyice açıldı. Artık bebeğin başının önünde rahim ağzı kalmadı ve bebek aşağı inmeye başladı. İşte o noktada sizin kendinden başlayan bir tuvaletiniz varmış hissiyatı ve ıkınma hissiyatınız olacak. İşte asıl bizim beklediğimiz, haftalardır, 40 haftadır, 9 aydır beklediğimiz doğum sürecine katkınız bu noktada başlayacak. Dolayısıyla sizin anne adaylarınızın o saate kadar gereksiz yorulmaması, dinlenmesi ve içeceğiyle sıvısının yüksek tutması, kan şekerinin yüksek tutması çok çok önemli. Peki, rahim ağzı tamamen açıldığında artık yavaş yavaş kasılmalar başladı ve aşağı doğru ıkınmalar başladı. Ben ne zaman ıkınayım, nasıl ıkınayım, hangi pozisyonda ıkınayım bunları bir daha bulmayalım. Şimdi tam açık olduk, 10 santim olduk, ıkınmaya başladık. Ben daha öncesinde, doğumdan önce, doğum başlamadan önce son haftalarda bunları annelerle konuşuyorum. Kolay hatırlansın diye. Ama doğumhanede tam açık olduğunda mutlaka bir kez daha anlatıyorum. Hatta bazen sosyal medyada ıkınırken pozisyonlarımı görüyorsunuz. Bunların sebebi benim orada anlatırken doğum fotoğrafçısı arkadaşların gafil ağlamalarından oluyor. Anneye bir kez daha ıkınmayı, nefesini anlatıyorum. Sonrasında da her kasılmayla beraber yavaş yavaş ıkınmaya başlıyoruz. Tabii ki ilkinde, ikincisinde, üçüncüsünde anne adayı tam bir uyum gösteremiyor. Mesela nefesini tutması gerekirken üfleyebiliyor, kısa ıkınabiliyor veya yalnız zamanda ıkınıyor. Ama inanın 3-5 ıkınmada çok güzel tutturuyoruz. Önünüzde biliyoruz ki yaklaşık 45 dakika, belki 1 saat ıkınacağız. Peki, ıkınmanın 3 kuralı vardır. Birinci kuralı, ıkınma sırasında ne zaman ıkınacağım sorusu, kasılmaya denk getirmekte. Yani sizin 3-5 dakika aralarla olan kasılmalarınızı mutlaka beklemek ve kasılmanın en zirve yaptığı noktada güçlüce ıkınmayı sağlamakta. Kasılma dediğimiz şey bir anda başlayıp bir anda gevşemiyor. Aslında yavaş yavaş temposu artıyor. Yani siz bunu zaten fark edeceksiniz. Karnınız bir kasın toplanması gibi yavaş yavaş ortaya toplanırken sizden derin derin nefes almanızı isteyeceğiz. Derin derin nefes alacaksınız. Sanki suyun dibinde havuzda çok uzun süre durmak için derin derin nefes alırsınız, sonra suya girersiniz ya, aynı onun gibi ağzınızdan burnunuzdan derin nefesler çekip burnunuz tıkalıysa ağzınızdan, ondan sonra yavaşça vereceksiniz. Aldığınız nefesi iki katı sürede vereceksiniz ve bunu karnınız iyice sertleşene kadar yavaş yavaş yapacaksınız. Sonra karnınızdaki kasılma maksimum olduğunda son nefesi alıp ıkınmayı o zaman yapacaksınız. Yani birinci kuralımız kasılmayla ıkınmayı denk getireceğiz. İkinci kuralımız ise ıkınma başladığında, yani kasılma maksimum oldu, siz de artık ıkınmaya başladınız. En son nefesi derince çekeceksiniz, amaçlı diyaframı aşağıya indirmekti. Böylece bebeğin aşağı doğru baskısına destek olmak.
Derin nefes aldım, aldım, aldım. Kasılmam iyice arttı. Son nefesimi aldım, verdim. Derince bir nefes aldım. Zaten tutulacak noktalar var. Oradan da destek alabilirsiniz. Eşinizin elinden tutabilirsiniz. Yatağın tenini tutabilirsiniz. Ve güçlüce ıkınmaya başladım. Ikınmayı uzun yapacağız. Yani kısa kısa ıkınmayacağız. Şeklinde değil. Derin derin nefes aldıktan sonra güçlü bir şekilde uzun süre ıkınacaksınız. Burada da hatırlarsanız geçen hafta motivasyon olarak bebeğin ismini sayın dedim. Bebeğin ismi Kerem mi? Kerem 1, Kerem 2, Kerem 3, Kerem 4. 10 tane Kerem saymak 10 saniye demektir. 10 saniye boyunca ıkının. Daha fazla zaten yorulursunuz, ıkınamazsınız. Efektifliği düşer. Dolayısıyla sizden isteğim bir kasılmayla aynı zamanda ıkınmaya başlamak. Öncesinde nefes alarak zirveyi beklemek. İkincisi ıkınmaya başlayınca da son derin nefesi aldıktan sonra uzun ıkınmak. Şu yok. Sanki daha işe yarıyormuş gibi gelen ama aslında her nefes kaybettiğinizde, her nefesi dışarı verdiğinizde ıkımının gücünün azaldığı bir. Hayır, nefesi vermeden sadece ıkınacaksınız, uzun ıkınacaksınız. Üçüncü kuralım ise hiç ses çıkartmayacaksınız. Yani anne adayı derin nefes alıp ıkınmaya başladığında ıkınırken üflemeyecek. Pilates hocalarının hep nefes sırasında, egzersiz sırasında üfletmek gibi sizin nefesinizi kontrol çabası vardır. Doğumda biz bunu istemiyoruz. Doğumda son güçlü nefes aldıktan sonra, diyafram aşağıladıktan sonra o nefesi ciğerlerinizde dolu dolu tutacaksınız ve ıkınacaksınız. Orada üflemek, sizin diyaframınızın yükselmesi ve ıkımın efektif olmamasına. Veya diye ses çıkıyor. Aynı şekilde diye sesin de hava kaçması. Veya konuşmak, bağırmak, hiçbirini istemiyoruz. Dolayısıyla bizim için aslında üç kural var demiştim ya, doğru zamanda, yani ıkınmanın, kasılmanın zirvesinde olması, kısa kısa değil uzun uzun ıkınmak ve de ıkınma sırasında asla ses, hava kaybetmemek. Bu üçüne dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam mı? Peki, hangi pozisyonda ben ıkınayım? Doğum sırasında, epidural yapıldığında bazen anne adaylarımızın ayaklarında uyuşukluklar olabiliyor ve ayağa kalkmakta zorlanıyor. O zaman yatarak daha doğru. Çünkü düşme riskini istemiyoruz. Bazen ayakları yatmaktan uyuşuyor, yürümek istiyor. Yürüyor, yürüyor, yürüyor. Orada kasılma geliyor. Güzel güzel nefes alıyor. Koridordayız. Hemen koridorda bir yere tutunuyoruz. Güzel güzel nefes alıyoruz. Kasılma en fazla olduğu noktada uzun ses çıkartmadan ıkınıyoruz ayakta. Ve yolumuza devam ediyoruz. Bebek pat diye çıkıp da düşmez. Hiç merak etmeyin. Keşke o kadar kolay olsa. Öyle bir şey yok. Bazen de aynı adayı çömeyerek, hatta örek diye, örek diye, böyle tabureler var U şeklinde, oturduğunuzda ıkınmanızı kolaylaştıran. Onlarda oturarak veya pilates topunda oturarak ıkınmayı tercih ediyor. Hangisi en güzeli? Hepsi. Hepsi. Çünkü aynı adayı hangisine rahat ediyorsa orada ıkınsın. Hatta hepsini yapsın. Bir oraya dönsün ıkınsın, bir oraya dönsün ıkınsın, yürüsün ıkınsın, çömelsin ıkınsın. Çömelmek tabii ki fizyolojiye en yakın. Aslında bizim çömeldiğimizde, bizim kuyruk kemiklerimiz, yani kuyruk sokulu kemiğimizle pubis dediğimiz öndeki kemiğimiz arasındaki mesafe açısından bir avantaj sağlıyoruz ama dizlerimiz de o kadar yükü, o kadar uzun süre, 2 saat boyunca yakınmaya tolere edemez. Dolayısıyla pozisyonu değiştirin. Pozisyona takılmayın. Ben suda doğum yaptırmıyorum. Suda doğum yapmanın anneye katkısını da çok inanmıyorum. Bana biraz pazarlama aracı gibi geliyor. Yaptırın arkadaşlar da herhangi bir şeyim yok ama bizim yıllardır eğitim aldığımız ve bildiğimiz bir pozisyon var. Doğum masası pozisyonu. Bazen hastanın yatağında doğum yaptırıyoruz. Bazen de doğum masasında yaptırıyoruz. Bu sırt üstü pozisyonun en büyük avantajı doktorun bütün manipülasyonları, bebeğin eşinin gelmesinden tutun da bebeğin omuzunun takılması gibi bir sürü vakum gibi bütün risklerin elimine edilmesi. Yani bir doktorun zaten normal doğumda bizim herhangi bir rayında giden normal doğumda bir katkı sağlamak zorunda değiliz. İşte sadece kontrol altında tutuyoruz. Ama işte kontrol altında tutmak zorunda kaldığımız veya rayından çıkacak doğumları da en iyi sırt üstü pozisyonda yönetebiliyoruz. O yüzden bir hastanın tamamen çökmüş olduğu bir pozisyonda doğum yapması doktorun rolünü orada çıkartıyor. Çıkartmasına zarar var mı? Yok. Yani siz çömelerek doğum yapmak istiyorsunuz, çömelerek doğum yapabilirsiniz ama doktorunuz olarak o noktada bizim müdahale etme şansınızın minimum olduğunu da vurgulamak istiyorum. Peki sırt üstü yattığımda ben çok konforsuzdur. Okudum ki sırt üstü yattığında yani o doğum masası pozisyonu aynı adaylar için çok dezavantajlıymış. Ne zaman yatırdığınıza bağlı.
bir kadın 10 dakika, 15 dakika öncesinde doğmasına yeter. Ya da yarım saat öncesinde. Kısa bir sürede doğumunu gerçekleştirirse hiç sıkıntı olmuyor. Ama 2 saat, 3 saat boyunca ayakları bir şekilde rahatsız bir pozisyonda ıkınmasını beklersen bir kadın da ayakları da ağrıyor. Sırtı da ağrıyor, çok normal. Dolayısıyla zaten söylediğim gibi doğumhaneye geç girmek ve süreci olabildiğince fizyolojik hareketli tamamlamak çok önemli. Peki, nefes tekniğinde konuşalım. Nasıl nefes almamız gerekiyor? Aslında bu oturumdan sonra sevgili Gürcan'ın oturumu var. Nefes tekniğini anlatacak size. Ama anlatamayacak. Neden anlatamayacak? Çünkü ben buradayım ya, Gürcan sayesinde doğumu takip ediyor. Şu anda anne adayımızla beraber yaklaşık 5 santim açıkta oldu. Yani rahim ağzı iyice inceldi. 1, 2, 3, 4, 5 santim. Doğumun yarısına geldik. Şu anda ıkınmıyoruz. Artık yavaş yavaş kısımlar kuvvetlenmiştir diye tahmin ediyorum. Girmeden önce konuştum. Gürcan ona eşlik ettiği için bir sonraki oturumda biz doğumhaneden Gürcan'a bağlanacağız. Ama yarınki kendi gene oturumunda bugünkü nefes tekniklerini anlatacak size. O yüzden bir sonraki oturumumuzda Gürcan'la doğumhaneden merhabalaşacağız. Yarın gene saat 1'de nefes tekniğini Gürcan anlatıyor olacak. Dediğim gibi hani her konu öyle, içeriği çok zengin, girdiğinizde konu konuyu açıyor. Ama hepsinde tüm eğitmen arkadaşlarım, doktor arkadaşlarım ve benim vermek istediğimiz mesaj, ürkmeyin, şans verin. Her doğum birbirinden farklı. Benim sezeren isteğim, hatta burada klinikte ilk geldiğimde, bak Furkan hocam, benim arkadaşlarımı doğurtturdun, ben seni çok yakından tanıyorum, takip ediyorum, ben normal doğurmak istemiyorum. Sizin de sezeren istiyorum deyip erken haftalarda benimle pazarlık edip normal doğuran bir sürü hastam var. Niye? Süreci anlattıkça ve tabii o zaman deneyelime dönüyormuş. Deneyelime dönmese bile, sezeren istese bile ben zaten 40 haftaya kadar bekliyorum. Sezeren önceden almıyorum. Zaten 40. haftaya beklediğimde bir yerde kasılmaları tatlı tatlı başlıyor. Onun düşündüğü gibi olmadığını gördüğümde bak biraz şans verelim mi? Aa bak gördün mü? Bak doğumu yaraladık. Ağrı mı oldu? Dur epidural yapalım. Zaten sezeryen olacaksan da o epidural bize lazım olacak. Bak ağrın dindi. Biraz daha şans verelim mi? Düşündüğümüz gibi değilmiş deyip doğurtturduğum onlarca hastam oldu. O yüzden kendinize şans verin. Doğumla ilgili korkularınızı yedin. Bunların gereksiz olduğunu bilin, güvenin bize. Ve kendinden başlayan bir doğumun aslında çok da güzel bir akışkanlığı olduğuna güvenin. Burada pembe bir tabloda çizmek istemiyorum. Mesela doğum kasılmalarına dalga diyelim. Ya dalga mı geçiyorsunuz? Basmaya kasılıyor. Burada doğum fotoğrafçısı arkadaşım da var. Yani bazen öyle oluyor ki insanın tolere edebileceği gibi bile olmuyor. Ama işte biz ağrıyı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Çözemesek bile birkaç saat içinde doğurduğunuzda zaten unutuyorsunuz. Ve gerçekten doğumla sezeryen arasındaki fark timing. Sezeryen erken yaparsınız. Tabii ki sezeryen istediğimiz bir şey değil. Ama doğum kasılmaları başlamış bir insanın sezeryen olmasıyla doğum arasında bebek açısından ve annen açısından gösterilmiş çok ciddi fark yok. Ben normal doğumu destekliyorum ama sezeryen kötü bir şey olduğu için değil. Sadece erken alınmasını sevmediğim için doğumu ve her annenin bunu deneyimlemesini istediğim için doğumu tercih ediyorum diyorum. Çok da uzatmıyorum. Yeterince uzattım yine. Şimdi sorular var. Hızlı bir şekilde sorulara da dönelim istiyorum. Ben tabii bir yandan hasta baktığım için her oturumu baştan sona seyretme şansım olmuyor. Ama mutlaka her oturumu 1-2 dakika, 3 dakika hasta arasında gözlemleme şansım oldu. Şu anda her oturum için öyle. Öncelikle gerçekten bize göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Bunlar en zor saatler. Öğle saatleri, öğleden sonra saatleri, sabah saatleri. Herkesin evinde kahvaltısını ettiği, yemeğini hazırladığı, çocuğuna baktığı, markete gitmek, dışarı çıkmak zorunda kaldığı saatler. Ona rağmen katılım inanılmaz oluyor. Ben akşam saat 8-9 bandında yapılan oturumlarla kıyaslıyorum. Çok değerli başka eğitmen arkadaşlarımın yaptığı oturumlarla kıyaslıyorum ve rakamlar hep çok iyi oldu. Bebek hemşiresinin, eğitmen arkadaşlarımın, benim doktor arkadaşlarımın çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyorum başından sizlere de. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. İltifatları kenara koydum. Hocam ebe desteğini dışarıdan almak istiyorum. İsim de vermişsiniz. Hastaneden kabul edilmeme olasılığı var mı? Doktora bahsetmek yeterli mi? Mutlaka doktorunuzla böyle bir destek alacaksınız. Konuşun. Çünkü biz doktorlar büyük bir kolaylık. Tabii ki sizin yanınızda olan profesyonel bir arkadaş benim işte. Bakın ben burada konuşurken Gürcan orada. Telefonunda çağır olduğunda ancak bileceğim ki bir şey var. Yoksa Gürcan zaten işi yönetiyor. Bu benim için çok büyük kolaylık.
Özlem için de, anne adı için de çok büyük kolaylık. Ama önceden nezaket diye bir doktor arkadaşlarının hastanenin bilgilendirilmesi mutlaka gerekiyor. Eğitim muhteşem oldu. Eksik tüm bilgi tamamladım. Çok teşekkürler demişsiniz. Çok teşekkür ederim Merve Hanım. Ben de çok teşekkür ediyorum bu düşüncelerinizden dolayı. O şeyleri biraz geçiyorum. Sorulara geliyorum. Evet, şimdi şanssızlık. Masa beyaz. Sorular da beyaz gözüküyor ve tam o masaya denk geliyor. Okumakta biraz zorluk çekeceğim. O yüzden telefonumu yaklaştırmak durumundayım. Kusura bakmayın görüntü için. Hocam, doğum su gelmesiyle başlarsa kontrole gidip geri gönderiyoruz demiştiniz. Sancıya kadar. Burada yok. Buraya yanlış anlaşılmamış. Benim için 3 doğum başlangıç senaryosu içinde bir tek su geldiğinde hastanede takip öneriyorum. Nişan geldiğinde eve gönderiyorum. Kasılmalar başladığında hemen hastaneye yatırmıyorum. Ama suyu geldiğinde bir anda hastaneye yatırıyorum. Neden? Zaten 24 saat içinde doğum gerçekleşecek. Orada iyi mesaj veremedim, iyi vurgulayamadım demek ki. Dolayısıyla onu düzelteyim. Su geldiğinde doktorunuz size evet muayenenizde veya kliniğinde görebilir ama takibiniz için eve göndermektense genellikle hastaneye göndermeyi tercih edecektir. Ben de öyle yapıyorum. Bebeğin son 3 trimesterde gelişiminin birkaç gün geride olması asla sıkıntı değildir. Bir bebek 4,5 kilo da doğrudur, 2,5 kilo da doğrudur. Sonuçta birbirleri arasında zaten farklar var. Hepimiz erişken iken de birbirimizden farklıyız. O yüzden birkaç günlük gerilik veya ileride olmasının hiç bir önemi yok. Hatta bazen bebeğin kafası çok iriymiş, 2 hafta önden gidiyor diye anne adayları kaygılanıyor. Bakın, bebeklerin kafası son haftalarda sadece 1 milim 1 milim büyüyor. Yani sizin bebeğinizin kafası koca kafalı deyip 2 hafta büyük dediğimizde buradan birkaç milim, buradan birkaç milim büyük demektir. Gözle gözükecek bir şey değil o. Dolayısıyla böyle kaygılara da gerek yok. İkinci bebeğimi 3850 doğurdum. Makatımda çatlaklar oluştu. Makattaki çatlaklar doğumdan olmaz. Kabızlık, gebelikteki kabızlıklardan olur. Doğum sırasında ve ameliyat geçirdim. Şimdi 38 haftalıyım. 4 kilo gözüküyor. Normal yapayım mı? Şimdi makattaki fissürler, çatlaklar doğumdan dolayı değil. Ama 4 kilo ve üzerindeki doğumları doğurun demek çok zor. Neden zor? Çünkü kemik yapınızı bilmiyorum. Çok uygunsa doğurabilirsiniz. Ama iyi vaka seçmek lazım. Çünkü bebek kilo aldıkça kafası büyümüyor. Ama bebek kilo aldıkça omuzları ve yumuşak dokuları genişliyor. Dolayısıyla doğumda asıl başının çıkmamasından ziyade omuz takılması gibi riskler artıyor. Hürcan'a sevgilikleri var, Betül'e var. Bütün eğitmenlerime var aslında, teşekkür. Burada hani denk geldiğimi okuyunca haksızlık olmasın istedim. Kasılmalar başladığında ne yapmalıyız? Bence kasılmalar başlamadan eğitimlerimizi şöyle hızlıca bir daha bir gözden geçirin. Çünkü çok uzun anlattım. Burada süreyi iyi kullanmam gerekiyor. Kasılmalar başlayınca panik olmayıp ritmik olmasını beklemek gerekiyor. Öğrendikçe kaygım azaldı. Canlı yayın alabilseydik. Ha bu arada Çağla'yla Kampali'nin başından sonuna kadar yürüttüğüm sevgili Çağla'yla partnerimle beraber yeni bir proje üzerine çalışıyoruz. Onu da yakında anlatacağız. Gene online eğitimler olacak. Ama biraz daha işte bu kitapçıkları verdiğimiz biraz daha böyle farklı bir şey. Eğer pandemi uzarsa devreye sokarız diye düşündük. Onları da ilerleyen zamanlarda YouTube'da ve Instagram'da sizlere göstereceğiz. 36 haftalık hamileyim. En başta normal doğum konuşuyorduk. Şimdi pandemiden dolayı sezaryen yapmaktan bahsediyor. Her şey normalken sezaryen olmak istemiyorum. Doğum haneye kimin gideceği belli değil demiş. Herhalde kelime kısıtlığından dolayı devam edememiş. Şimdi 36 haftalıksınız. Bir ayınız var. Ortalama 20 Mayıs gibi anladığım kadarıyla doğuracaksınız. Bekleyin. 21 Mayıs'a bir görelim. Gerçekten Türkiye, İtalya'daki gibi ciddi hastane sıkıntıları yaşarsa o da masada dursun. Ama oraya doğru gitmiyor Türkiye. Yani şu anda tüm hastaneler yönetimsel olarak hakimler sürece. Pandeminin sayısı artsa bile hastane yönetim açısından iyi yönetildi bu süreç. Dolayısıyla muhtemelen sadece pandemi nedeniyle sezaryen olmak zorunda kalmayacaksınız. Dolayısıyla böyle bir peşin bir hükme gerek yok. Ama bir ay sonrasında hep beraber bir daha değerlendiririz. Bebeğim iri denildiği için doğum planının sezaryendiydi. Normal doğurmak istiyordum. İri bebekte normal doğum şansı var mı? Yani şimdi iri bebek ne demek? 4 kilonun ne kadar üzerinde, kemik yapınız ne kadar uygun, bunu doktorunuzla tartışmak daha doğru. Daha önceki öykülerde anlatmıştım burada. Yüksek orta mecbur hizmetteyken 5850 bebek doğurttum. Ha, marifet mi? Hiç değil.
Hatta doğrultmamak lazım. Ama kemik yapısı o kadar uygundu ki çok rahat doğum yaptı anne diye. Dolayısıyla burada vurguladığım ne kadar büyük bebek ırığı doğrulttırabiliyorum asla değil. Burada vurgulamak istediğim doğru vakada 5-800 bile doğurur. Ama doğru vakada. Öbür türlü 3,5 olup doğurmayan ve 24 saat sonra sezaryen alınmak gibi çok yaygın bildiğimiz hikayede var biliyorsunuz. Hocam 28 haftalık hamileyken bebeğimin beyninde 9 mm sıvı toplanmış. Detay noktasına gönderildim. Normal çıktı. 2 hafta kontrolü var. Sıkıntı olur mu? Bu koroid plexus dediğimiz bir alanın genişlemesi. O alandaki ventrikülomegali diyoruz biz bunu. 9 mm üstünde de var. Endişe etmeyin. 28. haftadan daha önce görülebilirdi aslında. Ama tek başına izole olduğunda başka bir bulgu yoksa genelde altında hiçbir şey çıkmıyor. Kaygılanmanıza gerek yok diyebilirim buradan. İdrar kaçırma gebelikte evet olabiliyor. Gebelikten sonrasını beklemek lazım ama çoğunlukla da kendi kendine geçiyor. 21. haftada plazentam servise 2 cm yakınlıktaydı. 26. haftada doktora gitmedim, yukarı çıkmış olabilir mi? Normal doğurabilir miyim? Zaten 21. haftada bile uzaklaştığına göre 2 cm bu plazent artık önünden çekilecek demektir. Daha da uzaklaşır. Doktora gittiğinizde muhtemelen mesafe daha da uzaklaşacak. Zaten 2 cm de bizim için yeterli. Dolayısıyla rahim ağzı incelmeye başladıkça o daha da uzaklaşacağı için şu anda sizin plazenta previa dediğimiz rahimin önde plazentanın olması, bebeğin önünde olması gibi bir durum söz konusu değil diyebilirim. Doğum kanalına bebek ne zaman girmeli? İlk doğumlarda genellikle son bir ay içinde girmeye başlıyor. Ama ikinci doğumlarda son güne kadar girmeyebiliyor. Bazen gerçekten yukarıda oluyor ama pat diye oturuyor. Dolayısıyla doğum başlayana kadar beklenir. Doğum kanalına girmedi sezaryen alıyorum. Böyle bir şey yok. 40 hafta dolmadan bu şansı bebeğe vermek zorundayız. En geç ne zaman girmeli? Evet, onu konuştuk. Doğum hikayelerin için çok güzel demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. 34. haftalığım, ara ara ağrım, gün içinde kramplarım, karnım taş gibi oluyor. Bu erken doğum tetikler mi? Rahim ağzı uzunluğunuz iyiyse, hatırlarsanız İstanbul Boğazı'na benzetmiştik, o incelecek demiştik. İncelme yoksa kafaya takmayın ki zaten 34 haftalıksınız. Bu haftadan sonraki doğumlar da çok erken doğum kabul etmiyoruz biz. 2000 gramın üstünde oluyor bebekleriniz. Doğurun istemeyiz. Ama evet, normal kasılmalar burada, hazır kasılmaların başlamışsınız normal. Rahim ağzınız kapalıysa hiç endişe etmeyin, korkmayın. Plazentanın önde olması normal doğum için %100 engeldir. Ama gerçekten öndeyse sezaryen olmanız gerekir. Yalancı sancı demiyoruz, hazırlık kasılmaları diyoruz. Nefes al, iki katı ver şeklinde nefes almalı mıyız? Evet, bu sizin nefes kontrolü pratiğiniz için önemli. Almak zorundasınız diye bir şey yok. Mesaj yanlış gitmesin. Ama doğru nefes almanız sizi rahatlatır. Devlette maalesef yatağa bağımlı anladılar sancı çekiyor. Yiyip içmek, ayağa kalkmak yasak. İyileşiyor yavaş yavaş. Yani devletteki arkadaşlar zor koşullar altında çalışıyorlar. Ben yüksek odada çalıştım. Göztepe SSK bölümündeyken çalıştım. İnanın ayaklarımızın altında yara çıkıyordu. Ben günde 70 tane doğum olan bir doğum merkezinde çalıştım. Aynı gün içinde 20 küsur doğum yaptırdığım oldu. Dolayısıyla o koşullar herkes için zor. Zamanında daha da iyileşeceğini düşünüyorum. Yani burada hekim arkadaşlara haksızlık yapmayalım, buradaki çalışanlara haksızlık yapmayalım. Bebek doğum kanalına inmediğinde normal doğum mutlaka inmesi gerekiyor. Her yerde geç inecektir. 39 hafta 4 günlük hiç sancı yaşamadım. Bebeğimiz 4-300 ey maşallah. NST'de sancılarım var, kasılma demek istiyorsunuz. Rahim ağzı incelmiş. 40 haftaya aşarsa büyümesiyle ilgili riskler oluşur mu? Zaten oluşmuş, 4 günü geçmiş. Ultrasonların yanılgı payı vardır. Artı eksi bir yanılgı payı vardır. Dolayısıyla kilo bazlı davranmıyorum ben. Kemik yapısı daha önemli. Dolayısıyla kemik yapınıza göre doğurup doğurmayacağınıza bakmak lazım. Ama 40 haftayı doğmuş iri de bir bebeği bazen kendini başlattığında oluyor. Özellikle sizin gibi rahim ağzı yumuşadıysa. Ses kayması demişsiniz. Bu bizden kaynaklanmıyor. Hani inanın ilk günden öncesinden burada altı bir interneti kuvvetlendirecek cihazlarla kuvvetlendirdik. Instagram'dan kaynaklanıyor. Her telefonda da kaymıyor. Mesela şu anda ses kaymış diye bir takipçimiz yazmış. Sesi kaymayanlar da yazsın. Bir sürü biz gayet normal dinleyebiliyoruz diyen de oluyor. Dolayısıyla neden kaynaklandığı belki sizin internetinizden, belki vericiden bilemiyorum. Sevgili Duygu. Bel fıtığından ağrınız olur. Gebelikte bel fıtığı ağrı yapar. Özellikle yürüyüş yapmazsanız, pratik yapmazsanız, pilates, yoga gibi desteklemezseniz ağrınız artar ama normalde o engel olmaz.
Present'i cevaplandırdık. Yukarıda olmasını cevaplandırdık. Yok ya, öyle demeyin. Bu işi iyi yapan çok doktorlar. Makat şartlarını söylemiştim, doğumla ilgisi yok demiştim. Bence soruları bir daha sorulmuş aşağıda cevap vermem korkusuyla. Normal doğum kaç santim açıklıkta doğumhaneye? Tam açık olacaksınız doğumhaneye gelmek için. Yani 10 santim olacak. Hatta üzerine bekleyeceksiniz, biraz aşağı inecek. Bence saçları gözükene kadar bekleyebilirsiniz. Saçları gözüktükten sonra bile yaklaşık 15-20 dakika, bazen 40 dakikaya kadar uzayabiliyor. Ama tam açık olmadan doğumhaneye hiç inmiyoruz. 32. haftada başı bebeğin yukarıdaymış, sağ tarafta ağır oluyor. Hayır, sıkıntı değil. Başı makat yani aşağıda duruyor, baş yukarıda duruyor. Bebeğiniz dönebilir, daha çok vaktiniz var. 13 haftalıkta düşükle ilgili şeyleri ayrıca konuştuk. Serkan'la beraber konuşuyoruz. 26. haftadayım, 14 kilo aldım. Biraz fazla almışız açıkçası. Ama kilo almanız doğumunuza engel değil. Kanama kanalları açık olup da hiç geçmeyen bir hematom alanı varsa normal doğum riskidir. Hematomun yerine hematom dediğimiz kan oturması, boksörün gözü gibi düşünün. Engel olup olmadığına o muayene edip de karar vermek lazım. Nerede, kaç santim büyüklükte bebeğin geçişine ne kadar engel olacak bilemiyorum. Hürjan ebe dışında diğer ebelerle çalışıyor musunuz? Tabii ki. Hürjan işini çok iyi yapan, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız ama birçok konuda işini iyi yapan arkadaşımız var. Bizim ekibimizde, ekibimizde olmayan birçok bu işi çok iyi yapan insanlar var. Kasık ağrısı, gebelikte normaldir, alt detan sebep olup olmadığına bakmak lazım. 40 haftaya girdim, bebek yukarıda, buna cevaplandırmış olduk. Bebeğim 48 cm, 2700, 37 haftalık, 36 haftalık gayet normal, sıkıntı yok bunda. Büyüyecektir daha 4 haftada 3 kilo geçer o bebek. Bakıyorum. Hızlanmak durumu değil. Son 2-3 soruyu da cevaplandırayım. Cumartesi günü Betül bebek hemşiresi Betül'le canlı yayın yapacak mıyız? Evet, yapacağız. Cumartesi günü canlı yayınımız iptal değil. Tüm kampanya etkinlikleri bittikten sonra süre kısıntısı olmadan her şeyi, bebeği konuştuğumuz, doğumu konuştuğumuz, sizin sorularınıza uzun uzun cevap vereceğimiz bir canlı yayını Betül'le beraber gerçekleştireceğiz. İkiz hamilelerde normal doğum şansı çok özel koşullarda sadece var. SSVD'yi çok konuştuk. Sezaryen sonrası SSVD'yi uygun koşullarda sadece öneriyorum. Herkesin yapması gereken bir şey değil çünkü bir risk artışı var. Jeller kesiği dikişi azaltır mı? Hayır. Böyle bir çalışma yok. Tek başına doğurabilir miyim diyor. kendi kendini doğurup kendi kendini prezentten çıkarmayı hepsini tek başına yapabilirsin. Gerçekten samimiyetle söylüyorum ama yapma. %1 kaç başına gelecek bir şey de hayat boyu yaşayacağın travmaya değmez. Dolayısıyla fanteziye de gerek yok. Çatalsız yemek yiyebilirsin, bardaksız su içebilirsin. Bunları yapıyor musun? Yaptırıyorsun. Hani birçok örnek verebilirim buna. Yastıksız uyuyabilirsin. Yemek yapmanın eğitimini yapmadan yemek yapmaya benziyor. Eğitim almak daha iyi yapma insanlar. Her türlü yemeğini yaparsın. Bugün dans etmek için eğitim almanıza gerek yok. Müzik var, siz de hareket edersiniz. Bu bir danstır. Daha iyi dans etmek için eğitim alırsın. Dolayısıyla kendin yapabilirsin ama eğitimler size katkı sağlar. Evet, çok özür dileyerek bakıyorum yetişebilecek miyim, bitirebilecek miyim diye ama hani çok soru var. Hepsine söz veriyorum. Tek tek cumartesi günü cevap vereceğiz. Bugün daha çok soru cevaplandırmaya çalıştım. Cuma günü gene daha çok soru cevaplandırmaya çalışacağım. İdeal doğum anlatacağım size. Lağmanı anlatacağım. Lokal anesteziyi anlatacağım. Vajinal muayeneyi anlatacağım. Ya, konuşacağız, her şeyi gene konuşacağız. Ama şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Bizi beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Saat 3'te Türk Bebek'le eğer doğumla ilgili bir şey olmazsa tekrar beraberiz. Serkan burada olacak. Herkese sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın diyorum.